Türkiye-Azerbaycan Dayanışma Vakfı Başkanı Profesör Doktor Sayın Aygün Atter. Sayın Atter hoş geldiniz efendim. Efendim sesiniz galiba kısık. Belki bilgisayarınızın sesini açmanız gerekiyor. Sesiniz bize ulaşmadı, yayını alamadık. Peki ve Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Abdullah Ağar bizimle beraber Sayın Atter'le ilişkili arkadaşlarımız sorununu çözünceye kadar Sayın Ağar hoş geldiniz. Teşekkür ederim Sayın Hanım. Saygılar, iyi yayınlar olsun. Bilmukaver efendim. Sayın Atter duyabiliyor musunuz efendim şu anda bizi? Gayet iyi duyuyorum. Tamam, şu anda biz de sizi gayet net duyuyoruz. Hoş geldiniz diyelim bir kez daha. Dünkü seçim sonuçları. Şimdi Koçaryan tabii kısaca hatırlatmak gerekirse 66 yaşında Robert Koçaryan. 98-2008 yılları arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ydı. Malum haberimiz içinde de aktardık. Rusya yanlısı tutumuyla biliniyor. Paşinyan iktidara geldikten sonra onu hemen hapse atmıştı. Hatta Putin görüşmüştü Koçaryan'ın eşiyle o hapiste olduğu dönemde. Üç kere tutuklanıp serbest bırakıldı Haziran'da. Da işte serbest bırakıldı nihayetinde. Eğer kazansaydı vaatlerinden biri Dağlık Karabağ'a yönelik saldırgan tutumu olacaktı. Sayın Atter efendim, Ermenistan halkı ne dedi? Sandıktan ne çıktı? Ermənistan halkı çox net bir şəkildə savaşa hayır dedi. Çünki həm Koçaryanın, həm Sarkisyanın bəyanlarına baxdığımız zaman seçimdən öncə aşırı radikal, çox net söyləməm gərəkiyorsa, Türk düşmanlığı üzərinə kurulu, savaşı tətikləyən və bir də nefret söyləmi üzərinə kurulu bir propaganda sürəci yaşadılar. Hətta siz şimdi Koçaryanı söylədiniz ki, sandıqdan %21.1 ilə böyük bir hazimət, %53, %58 bir sonuç beklediğini ifadə etmişdi kendisi de. Böyle bir sonuca çıkmasının nedeni siz de hatırlayacaksınız Sayın Tezel. Koçaryan ən izdihamlı olan seçim mitingində gəlininə hadi kadehləri kaldıralım, Türkləri yox edelim mahiyyətində bir şarkının fonunda söyləmlərini ifadə etmişdi. Ermənistan yorğun, Ermənistan, Erməni halkı bıkmış durumda, ekonomik olarak kriz içerisinde, siyasi olarak belirsizlikten illallah diyecek durumda. Çok net bir mesaj var. Barışı istiyoruz, savaşa hayır. Ne için bunu bu kadar net söylüyorum? Çünkü Paşinyan'ın 10 Kasım'da imzalamış olduğu o anlaşmada Zengezur koridorundan tutunuz da bölgede altılı ittifak 3+3 bunların tümüne cevaz verecek. Başka bir deyimle Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan'da ziyaretinde Şuşa beyannamesi imzalarken söylediği, Azerbaycan Sayın Cumhurbaşkanı'nın da söylediği, Ermenistan'la bu süreç bizimle birlikte devam edebilir söylemi aslında bence Ermenistan'da sandıkta çok etkili oldu. Peki efendim. Sayın Ağar, sizin yorumunuz tabii hem savaşı an be an takip ettiniz Sayın Atter gibi hem de bundan sonra bu seçime dair yorumlarınızı da almıştık. Bu sonucu bekliyor muydunuz ve tabii sandık ne mesaj verdi? Şimdi tabii alternatif olmayan bir lider olarak seçime girdi. Sonuçları da ona göre oldu. Şimdi bakıldığında Ermenistan halkının tercih etmek zorunda kalacağı bir figürdü. Yani aslında Ermenistan'daki siyasi denklemin nasıl dizayn edildiğine dair de son derece önemli bir fotoğraf var karşımızda. Şöyle söylemek gerek, bir savaşı kaybetmiş bir liderin böylesine bir seçimi kazanabilmesi dünya tarihinde çok nadir. Evet. Ama siyasi yapı öyle bir dizayn edilmiş ki bir şekilde savaşı kaybetmiş olmasına rağmen kendi muhaliflerinin zayıfı nedeniyle seçimleri kazandı. Yani normalde bu kadar radikal olmasalardı, çözümcül bir yaklaşım, yani Ermenistan halkının kabul edebileceği,
aklının, mantığının, duygularının bir şekilde bunlar daha iyidir, bunlar daha doğrudur diyebileceği bir lider veya liderlerle çıkmış olsalardı Paşinyan açıkçası kazanabilmesi çok mümkün değildi. Yani neden? Çünkü savaşı kaybetmiş. O büyük iddiayı kaybetmiş ama alternatifsiz olduğu için ve ülkedeki insanların beklentilerine cevap verme konusunda en doğru figür. Yani hani bizde bir laf vardır ya, kusura bakma bunu kullanacağım. Şerrine lanet diye bir ifade vardır. Yani tam aslında o tecelli etti bence. Yani evet. Bütün her şeye rağmen yine Paşinyan dedi. Evet. Çünkü tabii başka çareleri yok. Yani evet. Koçaryan olsun, Sarkisyan olsun, son derece radikal eğilimleri, ırkçı eğilimleri olan liderler. Bunun Ermenistan'a çok ağır bir bedeli oldu. Tabii yani Sayın Attar'ın sözüne siz de katılıyorsunuz o zaman. Yani Ermenistan artık ben savaş istemiyorum. Yani hocam bu söylemiş olduğu son derece doğru. Bir kere yani sadece savaşı kaybetmediler. Geleceklerini de kaybettiler miydiler? Yani bu savaşın ağırlığına nasıl kalkacaklar? Öz kaynağı zaten son derece kısıtlı. Bir vekil ülkeye dönmüş, bir proxy ülkeye dönmüş. Şimdi çok daha proksi olacak, çok daha muhtaçlığı var artık. Şimdi savaş istemek, tamam savaşı isteyebilirsin. Bu bir takım işte hamasi duyguları galeyana getirebilir. Ama sonuçları çok ağır oluyor işte. Yani sonuçta bir de iki tane ülke var karşı. Evet, Sarkisyan ve Koçaryan nihayetinde bu çok ciddi bir biçimde savaş çığırtkanlığıyla geliyordu. Sayın Ağar'ın tekrar... Evet. Yani o yüzden açıkçası şu an bilmiyorum iyi mi? Evet, şu anda gayet iyi. Teşekkürler. Tamam. Yani bence Ermenistan açısından olabilecek en makul tercihti. Ermeniler de bunu tercih ettiler. Tabii zor bir dönem onlar açısından. Bir diğer tarafıyla da tartışmalar devam edecektir. Yani şuysa Dağlık Karabağ, ben geleceğim de Paşinyan bunu beceremedi de ben geleceğim de Karabağ alacağım falan filan zihniyeti nihayetinde gitti. Yani buna prim vermedi. Sayın Attar da altına çizdi. Sandıkta bir hezimete uğradı bu. Bunu istemiyor Ermenistan. Peki. Yani Ruslarda da biraz bu noktada bir hezimet var. Çünkü Ruslar destekledi. Koçaryan'ı destekleyen Ruslar. Tabii. Şimdi yani bu Paşinyan'la iş yapmayacakları manasına gelmez tabii. Yani Paşinyan'ın üzerinde de etkileri var, bunu biliyoruz. Ama Koçaryan destekledi. Hatta dün gece elektrikler gitti pek çok şehirde. İşte seçimle ilgili bir takım manipülasyonlar kendisi gösterdi. Hatta dün gece işte Rus ordusunun Ermenistan'a müdahale edeceği falan konuşuldu. Ama skala o kadar açıktı ki, aradaki açı o kadar büyüktü ki. Yani %21, %54. Yani bu Rusya'nın meşruiyetini veya işte spekülasyon olduğu, hile olduğu, biz de müdahale ettik gibi yaklaşımını da boşa çıkartacak bir şeydi, rakamdı. Uçurum olduğu yüzden, için müdahaleyi de, olası müdahale de ortadan kalkmış oldu. Evet. Sayın Attar, efendim şimdi net bir biçimde savaş istemiyoruz dedi. 2018'de işte iktidara gelirken Paşinyan'ın verdiği sözler vardı. Yani nihayetinde az bir nüfus, ufak zaruretle başa çıkmaya çalışıyorlar. Anayasalarında Türkiye'den toprak talebi var. Dağlık Karabağ işgal altında tutuyorlardı. Hani bu gidişin gidiş olmadığını anladılar noktasında mıyız? Tam olarak hani bundan sonrası için hani Türkiye'nin, Azerbaycan'ın uzattığı el. Tabii Şuşa müttefiklik beyannamesini de değerlendirmenizi rica edeceğim. Ve altılı işbirliği, bölgesel işbirliği konusunda Paşinyan'ın nasıl bir tutum sergilemesini bekliyorsunuz? Hani kötünün iyisi olmuş gibi bir miktar bölge açısından. Evet, şimdi Sayın Tezeli, ben Sayın Ağar'ın ki bölgede hem askeri açıdan hem savaş sonrasında bölgeyi karış karış gezdi neredeyse biliyorum. Söylemlerine tümüyle katılıyorum. Evvel oradan başlayalım ki kamuoyunda böyle bir düşünce yaranabilir. Paşinyan seçildi. Tamamen Batı'nın güdümünde bir Ermenistan. Rusya ile her türlü ilişkiler son buldu. Ben burada Sayın Ağar çok isabetli bir tespitte bulundular. Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin devam edeceği bir süreç aynı zamanda tekrar başlayacak. Bunu bilelim. İkincisi, sizin de söylediğiniz, Sayın Ağar'ın da söylediği, hani biz nezaketten belki böyle söylemekte biraz zorlandık.
ehveni şer dediğimiz bir seçim sonucuyla karşı karşıyayız. Onun için sorularınıza cevap vermem somut olarak gerekiyorsa, evvel şuradan başlamamız gerekiyor. Nasıl bir Ermenistan sandıktan çıktı? 22 partinin 4 ittifakın seçime girdiği bir Ermenistan'ı konuşuyoruz. Ermenistan'ın yüz ölçümü ve nüfusu ortada. 22 parti ve bunlar 4 ittifak halinde seçime girildi. Ve bu seçimde katılıma çok dikkatimi çekti. Paşinyan'ın ilk başbakan seçildiğinde de katılım %40'lara zor yaklaşmıştı. Bu kadar kritik olayların yaşadığı bir Ermenistan'da seçime vatandaş katılımı %50'nin altındadır. %49.4. Bunların tümünün ne için söyleme gereği hissediyorum? Bunların tümü çünkü bizlere, sizlere, hepimize bir arada bir fikir veriyor gelecekle ilgili. Paşinyan bundan sonra daha önceki seçimde vaat ettiklerinin hemen hemen tümüne yakınını gerçekleştiremedi. Bundan sonra daha samimi davranabilir mi? Bence samimiyet burada ciddi bir soru işareti yaratıyor. Çünkü hatırlayacaksınız, Sayın İlham Aliyev dedi ki, Paşinyan başbakan seçildikten sonra samimi bir şekilde benden bir nevi biraz süreç istedi. Çünkü siyasi geçmişi çok yakın tarihe tekabül eden, gazetecilik mesleğinden siyasete gelmiş olan, daha önce Ermenistan'da ve bizim hepimizin Karabağ klanı olarak adlandırdığımız Sarkisyan, Koçaryan, bunların güdümünde olan bir siyasi ortamın bir farklı arayış bulma çabasını iletti dedi. Ben de ki bunlar işte klan dediğiniz bu işte zihniyet malum Dağlık Karabağ ve Azerbaycan topraklarında hak talep eden, Türkiye'den hak talep eden, nihayetinde her iki ülkenin toprak bütünlüğüne aykırı görüşleri, hani anayasası kabul eden politikacılar. O yüzden ehvenişer diye niteliyorsunuz. Evet. Şimdi bana biraz süre tanırsanız, ben Ermenistan'ı bu savaş ortamından kurtaran, aynı zamanda da bölge ülkeleriyle iyi diyalog arayışı içerisine giren bir lider olarak bu kimlikle devam etmek istiyorum demiş idi. Aliyev de bunun defalarca altını çizdi. Ama biz hepimiz sürecin içerisinde olan kişiler biliyoruz ki bunların hiçbirisine riayet etmedi. Peki şimdi nasıl bir yol izler? Şahsi görüşümü söylemek istiyorum. Şu anda Ermenistan'ın bu savaş öncesinde de 10 yıllardır süre gelen iç politikadaki tartışmalar, Ermenistan parlamentosunda silahlı çatışma sonucunda 9 siyasetçinin öldürülmesinden tutunuz da, günümüze kadar süre gelen ve Amerika'daki Ermeni diasporasının siparişiyle siyasi adımlar atmak zorunda bırakılan bir Ermenistan'ın bir adım da olsun Ermenistan'ı iyileştiremeyeceği gerçeğini Paşinyan gördü. Bakın, Batı tarafından desteklendiği Paşinyan'ın doğrudur. Ben de hatta sizin defalarca sunduğunuz programlarda da belki de biraz radikal seslendi. Ama çok net bir şekilde Batı tarafından finanse edildiği, siyasi olarak o koltuğun ona sunulduğu Paşinyan portresini anlattım. Ama bu savaş onu gösterdi ki bölgenin kendisine has realiteleri var. Yani Güney Kafkasya bölgesinde savaşarak veya Azerbaycan topraklarını 30 seneye yakın bir süreç altında işgal altında tutmakla bir yere varılamayacak. Bir, Azerbaycan meşru müdafiye hakkını kullandı. Kahraman Azerbaycan ordusu, Müzaffer Ali Başkomandan, Türkiye'nin ilk günden itibaren siyasi olarak söylemleri, bir millet iki devlet felsefesinden duruşu, bunların tümü bir zafer sonucunu beraberinde getirdi. Bu bir realitedir. 10 Kasım anlaşması bir realitedir. Paşinyan zaman zaman bu anlaşmadan cayan iç politikaya yönelik açıklamalar yapmak zorunda kaldı. Çünkü istifaya zorlanmıştı. Önünde bir
bir seçim vardı. Ama hepimiz biliyoruz ki Zengezur koridorunun açılması demek Ermenistan'ın şu anda tamamen ekonomik olarak bir çıkmaz içerisinde olan Ermenistan'ın şöyle size söyleyeyim, hasta yatağında olan birisine oksijen ne kadar zaruridirse Zengezur koridoru Ermenistan için, can çekişen bir ülke için oksijendir. Çünkü bunu kabul etmek zorundadır Ermenistan. Bölgede sadece Azerbaycan ve Türkiye'nin değil, Azerbaycan ve Türkiye'nin, Ermenistan'ın günümüzde Paşinyan da dahil olmakla uluslararası hukuka aykırı bir şekilde zaman zaman Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik pervasızca açıklamaları, Ağrı Dağı ile ilgili Ermenistan haritasında yer alan tanımlamalar, siz demin uluslararası ilişkiler, aynı zamanda mezunu olan uluslararası ilişkilerci bir insan olarak onun hemen altını çizdiniz. İşte anayasalarında bile buna yer vermeleri aslında başlı başına bir savaşa sebebiyet veren ortamdır. Ama tüm bunlara rağmen Azerbaycan çok net şunu söylüyor. Karabağ meselesi böyle bir problem artık yoktur. Ben bunu hallettim. Bu problem geçmişte kaldı. Bundan sonra önümüze bakalım ve bölgenin kalkınması için birlikte hareket edelim. Çin'in son dönemlerde Sayın Ağar da Azerbaycan'ın zannedersem yeni geldi, teyit edecektir. Çin'in bölgeye olan ilgisine baktığımız zaman Rusya'nın otomatikken Rusya'nın da elini kuvvetlendiren bölgede bu süreç içerisinde gönüllü bir şekilde yer alacağını, almasına talip olacağını göreceğiz. Ama evet. Bu kadar da değil. Burada hemen bir cümleyle ben bir noktayı da söylemek isterim. Unutmayalım ki Güney Kafkasya'da şu anda dolaylı bir şekilde de olsa NATO zirvesinden sonra Şuşa zirvesinin hemen bir gün sonrasında yapıldığı gerçeğinden de hareketle bir Gürcistan ve bir Azerbaycan'a farklı bir şekilde bölgedeki denklemin Azerbaycan'ın jeopolitik seçimlerini de etkileyecek gerçeğinden Rusya'nın bundan sonra dikkatli bir şekilde adım atacağı ve Ermenistan'ın da bu süreci buna göre değerlendireceği gerçeği evet. var karşımızda. Çok önemli. Sayın Arif Hanım, sizin de son yorumunuzu rica edeyim. Sahada ders almış, yani hak yerini bulmuş, tokat yemiş, sandıkta bir şans verilmiş Paşinyan. Ne yönde davranır ve tabii Şuşa müttefiklik beyannamesi de bunun içine Sayın Attar çok net bir analizle oturttu. Sizin yorumunuz nedir? Şimdi tabii son derece ustalıkla savaşın mağlubiyetiyle ilgili suçu kendinin üstüne atmayı başardı. Yani işte %12'si vurdu falan dedi. Füzeler dedi, işe yaramıyor dedi, patlamıyor dedi, Rusları zan altında bıraktı, Rusları ziyadesiyle sindirlerdi filan. Ama başardı. bir şekilde tekrar koltuğa oturmayı başardı. Ama şöyle bir şeyi var, sıkıntısı var. Ordusu çok travmatize. Yani orduda siyasi hizipleşme çok üst düzeyde. Şimdi bunun ortaya koyabileceği bir takım sonuçlarla karşı karşıya kalabilir. Yani buradan baskılarla karşı karşıya kalabilir. Şimdi tabii biz hepimiz hem gerek Azerbaycan olarak gerek Türkiye olarak aklı selim bir Ermenistan bekliyoruz. Yaşamış olduğu tecrübelerden doğru dersler çıkartmasını. Ama zaten şu ana kadar doğru dersler çıkartmadığı için bu iş bu noktaya geldi. Yani şeyden başlayıp Osmanlı İmparatorluğu'nun istikrarsızlaştırılmasında bir aparat güç olmasından başlayıp bugünlere kadar hiç aklı başına gelmedi. Bir gerçeğimiz var. Ümit ederim Karabağ Savaşı doğru bir dersi sebebidir ve artık hakka ve barışa yönelik bir siyaset ve strateji benimser. Bundan fayda göreceğine inanıyorum. Ama şu noktada gözlemim bununla ilgili bir mesafe kat ettiler mi? Bence kat etmediler. Yani Paşinyan'da sizlerde hani takip edebildiğim kadarıyla yine Karabağ üzerine oynadı. Yine Türk düşmanlığı üzerine oynadı. Yine Azerbaycan düşmanlığı üzerine oynadı. Ama diğerlerinden daha çözümcü yaklaştığı için, daha mantıklı yaklaştığı için yani kamuoyunun desteğini arkasını almayı başardı. Evet. Ama bu şimdi biraz önce hocam da söyledi. Çok net, güzel, çok güzel ifade etti. Seçimlere kadar süre istemişti. Çözümler adına. Şimdi göreceğiz.
Yani Zengezur koridoru ile ilgili göreceğiz. Karabağ'la ilgili itirazlar. Yani yoğun bakımdaki bir hastanın değerli hocamız, yoğun bakımdaki bir hastanın oksijene ihtiyacı olduğu gibi Zengezur koridoruna ihtiyacı var Ermenistan diyor. Bunu yani bunu seçmen de, Ermeni seçmeni de nihayetinde biliyor. Paşinyan da biliyor. Olumlu adım atar mı diyorsunuz? Şimdi yani şeyde gördük. Yani seçimlerden önce süreçte evet. Zengezur'la ilgili çok farklı yaklaşımlarını kendisini göstermeye başladığını gördük. Evet. Şimdi bu noktada benim kamuoyuna söylemem gerektiğini düşündüğüm bir şey var. Şimdi biz istikrardan yanayız, barıştan yanayız. Yani refah, biri paylaşacak bir refah varsa bundan yanayız. Kimseye gerekçesiz düşmanlığımız yok. Ama evet, kendimizi savunmak zorundayız. Yani Zengezur koridoru anlaşmanın temel maddelerinden bir tanesi ateşkesin. Bunun açılması peki gerekiyor. Yani Paşinyan üzerindeki en büyük sorumluluk bence bu. Azerbaycan toprağıdır. Evet. Karabağ'da yaşayan Ermeniler Azerbaycan vatandaşı Ermenilerdir. Evet. Azerbaycan vatandaşı olmayan Ermenilerin burayı terk etmesi gerekir. Sınırla ilgili harita bellidir. Rusların çizmiş olduğu harita bellidir. Bununla ilgili manipülatif davranmamaları gerekiyor. Bir son de mayın tarlaları gibi bir takım şeyler dahil olmak üzere Azerbaycan artık manipüle etmesinler. Evet. Çok kan döküldü. Evet. Daha fazla kan dökülmesine izin vermesinler, sebep olmasınlar diye düşünüyorum. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Abdullah Ağar ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Türkiye-Azerbaycan Dayanışma Vakfı Başkanı Profesör Doktor Aytun Atter. Çok teşekkür ediyoruz. İki değerli konumuza da sağ olunuz efendim.